Spot Bitcoin ETF'inin onayının ardından BlackRock CEO'su tarafından RWA yani gerçek dünya varlıkları sektörüyle ilgili çok önemli açıklamalar gelmişti. Gerçek dünya varlıklarının artık tokenize edilmesi gerektiği ve bu alanın artık günümüz teknolojisinde kaçınılmaz bir safhaya gelmiş olduğunu da hatırlatmıştı. Görünen o ki bu söylemler sadece laf olarak kalmadı ve aynı zamanda aksiyon almaya başladılar. Geçtiğimiz günlerde BlackRock şirketi tarafından Ethereum tabanlı RWA tokenleştirme fonunun başlatılacağı açıklandı. Bu duyurudan henüz birkaç gün geçmişti ki şimdi de RWA sektöründe uzman bir şirketi 100 milyon dolar değerinde bir yatırım yapmış vaziyetteler. Daha önce de sıkça dile getirmiş olduğumuz gerçek dünya varlıkları sektörünü henüz takibi almadıysanız geç olmadan bu alanı net olarak araştırmalısınız. Ve bunu yapabilmek için de tabii ki bu içerik tam olarak sizlere hitap edecek. Şimdi gelin RVA'nın ne olduğunu, bu alana gelebilecek yatırımları ve aynı zamanda da örnek RVA projelerini hep beraber inceleyelim. Real World Assets yani Türkçe tabiriyle gerçek dünya varlıkları. Öncelikle bu ifadenin tam olarak ne anlama geldiğini bir anlayalım. Fiziksel dünyada var olan, alınıp satılabilen, komut ve fiziksel olabildiği gibi finansal sözleşmeleri de içinde barındırabilen, sınırsız bir alana aslında hitap eden RWA daha anlaşılabilir birkaç örnekle gayrimenkul, değerli metaller, sanat eserleri, petrol, tahıl, tahviller, hisse senetleri, ticari krediler, hipotekler, müzik lisansları yani tapusu karşılığı olan her şey olarak ifade edilebilir. Peki gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu neyi ifade ediyor? Yine bunu da örnekler şeklinde anlamaya çalışalım. Kuyumcuya gittiniz. 50 liralık altın almak istediğinizi söylediniz. Alacağınız cevap ne olurdu? Ben ne anlatacağım abla gözünü seveyim de abi. Altın yeterince küçük parçalara bölünemeyeceği için şu anki şartlarda kuyumcudan 50 liralık bir altın alma şansınızın olmadığını biliyorsunuz. İşte burada da tam olarak tokenizasyon olayı devreye giriyor. Altın eğer tokenize edilirse yeterince ölçeklenebilecek ve çok daha küçük parçalarda alınıp satılma durumu söz konusu olacak. Bu durum aynı zamanda likiditeyi artıracak ve aynı zamanda altın veya türevlerinin daha akışkan bir şekilde alınıp satın alabilmesine de olanak tanıyacak. Bu örneği aynı şekilde diğer varlıklara da oturtabilirsiniz. Bir arsanın veya herhangi bir evin tokenize edilmesiyle tapuların ölçeklenebilmesi ve birçok sahipliğin ortaya çıkması aynı şekilde kulağa gayet enteresan gelmekte. Peki dünyanın gerçek dünya varlıkları tokenizasyonuna neden ihtiyacı var? Yatırım ve kısa süreli alım satımları daha ölçeklenebilir kıldığı için daha büyük bir kitleye de aynı zamanda erişim imkanı sağlayacaktır. Bu da ilgili varlıkları daha likit bir hale getirerek çok daha kolay bir ticari faaliyeti ortaya çıkartacaktır. Bunlara ek olarak blok zincir teknolojisi üzerinde kurulan bu sistemle beraber daha güvenli ve daha verimli bir ortam sağlanıp yapılacak ticari faaliyetlerde herhangi bir coğrafi engele de takılmayacaktır. Şimdi de gerçek dünya varlıklarının yani yukarıda bahsetmiş olduğum örneklerin Globalde toplam piyasa değerine dolar cinsinden bir bakmış olalım. Dünya emlak sektörünün şu anki piyasa değeri yaklaşık 400 ila 500 trilyon dolar aralığında bulunmakta. Gerçekten inanılmaz bir rakam. Yine altının piyasa büyüklüğü 15 ila 20 trilyon dolar seviyelerinde şu an itibariyle bulunuyor. Sadece bahsetmiş olduğum bu iki varlığın, bu iki sektörün aslında ilerleyen dönemlerde gerçek dünya varlıklarının tokenize edilmesiyle beraber ortaya çıkabilecek market piyasa büyüklüğünü de ortaya net olarak çıkartıyor. Bu aşamaya kadar gerçek dünya varlıklarının ne olduğunu ve tokenizasyonunun bizlere ne gibi getiriler sağlayabileceğini anladığınızı düşünüyorum. Şimdi isterseniz bir de hızlı bir şekilde şu an hali hazırda kripto para sektöründe gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonuyla ilgili iş ve işlemler yapan projeleri de ufak bir şekilde inceleyelim. Burada sizlere birçok proje ortaya çıkarttım. Projeleri detaylı bir şekilde şimdilik anlatmayacağım arkadaşlar ama bu RWA kategorisiyle ilgili sizlere ekstra videolar çekeceğimi de belirtmek isterim. Şimdilik burada bir hype yaşandığı için projeleri de sizlerin merak ettiğini düşündüğüm için kısa kısa hangi proje hangi alana hitap ediyor bunları söyleyerek sizlere projelerin kısa bir tanıtımını göstermiş olacağım esasen ama Tabi burada herhangi bir portföy ekleme durumuyla karşı karşıya kalacaksanız bunları daha detaylı bir şekilde araştırmanızı tavsiye ederim. Ben herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi olarak bunları size göstermiyorum. Öncelikle Realia Network arkadaşlar bu proje gayrimenkul ticaretine odaklanan bir RVA projesi. Yine Swarm Market hisse senedi ve tahvil pazar yerine odaklanan bir proje. Maple projesi kredi işlemlerini tokenize etmeye odaklanan bir Proje aslında bakın farklı farklı sektörlerden seçtim ki işte gayrimenkul, kredi işlemleri, hisse senetleri gibi sizler de bu projeleri farklı farklı araştırın diye. Yine Dask burada popüler projelerden bir tanesi. Gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu amaçlı katman 1 çözümleri. Bence bu katman 1 projelerine ekstradan bir odaklanmak lazım. RVA zinciri altındaki projeler. Yine IX Swap, MTA ve hisse senedi tokenizasyonuna hitap eden bir proje arkadaşlar. Bunun dışında Land Finance, geleneksel finansı DeFi'ye aktarmaya odaklanan bir proje. Bakınız bu da enteresan. Geleneksel piyasaların büyüklüğünü bir düşünün ve bunun DeFi'ye tokenize edilmesini düşünün. Gerçekten önemli bir alana hitap ediyor. Yine Origin projesi. VVA tokenizasyonu amaçlı dijital sertifika uygulaması. Özellikle bu göstereceğim projelerin içerisinde orijinalliğiyle ön plana çıkan bir proje olduğunu düşünüyorum ki isminde de aslında bunu görebiliyoruz. Yine popüler projelerden bir tanesi Polymesh. Menkul kıymetlerin tokenizasyonu için oluşturulmuş bir katman bir projesi. Buradan menkul kıymet işte neydi? MTA hissi senedi ve türevleri gibi düşünebilirsiniz. Diğer projelere geldiğimiz zaman Goldfinch projesi gerçek dünya şirketlerine kripto yoluyla kredi sağlama amaçlı bir platform. Bu biraz daha şöyle USDC Barındıran kripto severlerin veya kripto yatırımcıların gerçek dünyadaki iş ve işletmelere bu cinsten kredi sağlamasını ön plana çıkaran bir proje arkadaşlar. Özet olarak Ravencoin yine popüler bir proje. Revat organizasyonu odaklı bir katman bir çözümü. Büyüklüğü de zaten bu, bu katman birlerden gelmekte. Centrifuge projesi bunu anlatmıştım %100'e yakın bir kar elde ettik. Bu tarafta gerçek dünya finansını DeFi alanına taşımaya amaçlayan yine önemli projelerden bir tanesi. Büyümesi makul olabilecek projelerden bir tanesi. Boson protokol bunu aslında arkadaşlar seneler öncesinden anlatmış idim. Ciddi yükselişler yaşadı, ciddi düşüşler yaşadı. Şimdi tekrardan değere bindi. Yine RWA tokenizasyonunu amaçlayan bir pazar yeri. Bu da birçok alana aslında hitap eden bir proje. Bunun dışında Landex projesi tarım arazilerinin tokenize edilmesini amaçlayan bir proje. Özellikle çok hacimsiz bir proje olduğunu söylemek isterim. Bunu da bir araştırın arkadaşlar. Yine Credify projesi gerçek dünya varlıkları ile destekli kredi platformu isminden de anlayacağınız üzere. Sobox projesi gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonunu amaçlayan bir pazar yeri. Özellikle bu pazar yerlerini oldukça fazla görebilirsiniz projeleri araştırırken. Yine Etherland projesi gerçek dünya varlıkları tokenizasyonu odaklı gayrimenkul çözümü. Bakınız bu gayrimenkul projeleri de çok da fazla bulunmuyor. Bu tarımla alakalı gayrimenkullerle alakalı projeler birazcık daha az olarak göze çarpıyor piyasada. Tabi projeleri daha net bir şekilde anlayabilmek için derinlemesine de araştırma yapmanız gerekiyor. Ben burada biraz daha basit ve hangi alana hitap ettikleri ile ilgili bir çalışma yapmış oldum. Ama bunların detayları dediğim gibi gelecek arkadaşlar. Siz de önden araştırmalarınızı mutlaka yapın. Bu sektör gerçekten büyümeye meyilli ve 2024-2025 yılları içerisinde Depin yapay zeka ile beraber bence ön planda olacak sektörlerden bir tanesi olacak. Gerçek dünya varlıklarının tokenize edilme durumları. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.